Merhaba arkadaşlar, SketchUp 2023 derslerimize devam ediyoruz. Sağ taraftaki önemli bazı parametrelerden devam edeceğiz. Bu parametreler arkadaşlar hem eğlenceli hem de SketchUp'ın daha kaliteli kullanım için gerekli olan bazı önemli kısımlar. Şimdi Edit Info'dan başlayalım. Daha sonra buradaki anlatmadığımız kısımlara da kat planlarının üzerinden modelleme yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. İlk önce bu Edit Info kısmıyla başlayalım. Normalde siz Sirsil aracıyla bir çizim yaptığınızda veya ark aracıyla bir çizim yaptığınızda arkadaşlar burada bakın köşe ve kenar kısımlarının tırtıklı ve kesik olduğunu görürsünüz. Yani keskin, daha keskin olduğunu görürsünüz. Bakın şu şekilde. Siz ark aracını seçtiğinizde veya herhangi bir çizgiyi seçtiğinizde arkadaşlar burada segment sayısı görünür. Bakın segment sayısı 12. 12 olduğu için daha kırık bir değer var burada arkadaşlar. Segment sayısını 30 yaptığımda bakın ne oldu? Artık soft bir hale gelmiş oldu. Bu kısım önemli kısım arkadaşlar. Bu tek yazan kısımda ise eğer buna atanmış olan bir özellik varsa arkadaşlar o özelliği değiştirebilirsiniz. Onu şu menüye geldiğimde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu Edit Info kısmından metrekare kısımlarını da görme şansına sahipsiniz. Mesela bu kapalı bir alan olmadığı için göstermez. Şuraya tıkladığımda bakın burada metrekare, milimetrekare, yani benim aslında ölçüm Window Model Info'ya geldiğimde buradaki desimal kısmından santimetreye çevirdiğimde arkadaşlar bunları bakın area kısmından 67.6 santimetre kareymiş burası. Bu alanın içerisi. Siz aslında çizmiş olduğunuz objelerin metrekaresini otomatikman alabiliyorsunuz. Bakın bu karenin içini seçtim. 640 metrekare. 640.27 santimetre kareymiş arkadaşlar. Metrekare olarak da metreye getirdiğinizde zaten metrekare cinsinden size verecektir. Bir virgül attığınızda metrekareye eşit olacaktır zaten. Yine burada da tek kısmında da buna bağlı olan bölümlemeleri işaretleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki tek katmanlar kısmı, yani daha önceki katmanlar kısmı şu an tek olarak geçiyor. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu bir silelim. Şunları bir silelim. Şunu da. Bunu gruptan ayırdım. Şimdi hepsi tek başına bir nesne. Şimdi bakın bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi bu tek kısmından bakın şurada bir artı simgesi var. Artı simgesiyle ben buna bir isim atamam gerekiyor. Piyon. Seçtim. Burada Edit Info'da kolaylık var arkadaşlar. Mesela bakın burada siz tekleri mesela oluştururken mesela satranç tahtası diyelim. Tahtası diyelim. Mesela piyon ve satranç tahtası olarak. Mesela piyon. Şimdi seçtim bunu. Bakın Edit Info'ya geldim. Tek kısmına geldim. Bakın piyon ve satranç tahtası var. Piyonu seçtim. Artık piyon böyle oldu. Şimdi yani piyon artık seçilmiş oldu arkadaşlar. Mol komutuyla mesela kontrolle bunu ben çoğalttım. 6x dedim. 7x yapalım. Çoğalttım. Bakın buradan gözünü kapattığımda görüyor musunuz? Ne kadar hızlı bir çalışma prensibi oluyor. Bu bana inanılmaz bir hız katacak arkadaşlar. Mesela satranç tahtası için de geçerli bu. Mesela piyonları kapattım, seçtim. Hepsini Mac grup haline getirdim arkadaşlar. Tek kısmından da satranç tahtasını seçtim ve buradan satranç tahtasını kapattım. Gördünüz mü arkadaşlar? Piyonu açtım, piyonlar geldi. Satranç tahtasını açtım, satranç tahtası geldi. Bunun en önemli özelliği arkadaşlar, villa çizdiniz, apartman çizdiniz, ne çizerseniz çizin, bunları kendi arasında teklere, yani eski ismi layer'lara, katmanlara veya buradaki ismi etiketlere ayırdığınız zaman çok hızlı bir çalışma prensibine ulaşacaksınız arkadaşlar. Bunlar da kendi içerisinde gruplandırdığınızda mükemmel bir çalışma sistemi olacaktır. Bu zaten SketchUp'ın ana hatlarından, ana damarlarından bir tanesi arkadaşlar. Bakın, grup ve komponent çalışması, tekler ve grup ve komponenti hangi nesne için nasıl ayırdığınız çok önemli. Bunları yaptığınızda ortaya mükemmel sonuç çıkar. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar hızlı bir şekilde çalışma şekline sahipsiniz. Ve mükemmel şekilde çalışırsınız ve hiçbir sorun olmaz. Burada bir de kaplama kısmı var. Şimdi bunlar komponent olduğu için bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kaplama kısmına daha sonraki derslerimizde detaylı bir şekilde değineceğiz. Ama burada değinmemiz gerekiyor. Kaplama kısmında siz ev simgesine bastığınızda ev simgesinde burada kullanılan kaplamaları görebilirsiniz. Yani buradaki nesnelerde kullanılan kaplamaları görebilirsiniz. Bakın burada ama şöyle bir şey var. Şu piyonlarda kullandığım renk ve satranç tahtası üzerinde kullandığım 3 renk var arasında. 1, 2 ve 3 renk var. Buradan da çok fazla renk var. Daha önce çağırmış olduğumuz komponentler de burada yer kaplıyor. Bakın bunları temizlemek için yapmamız gerekiyor. Window, Model Info, Static kısmı, Purge dediğimde
Bakın şimdi buradaki aslında sahnede kullanılmayan desenler ve renkler gidecek. Bakın gördüğünüz gibi gitti. Sadece bu resim varmış. Resim sanırım Unhide'da görünüyor. Bunların benim sadece kullanmış olduğum renkler burada olduğu için arkadaşlar bu şekilde aslında modeli de rahatlatmış oldum. Birinci kısım buydu. İkinci kısım ise ben buraya tıklayarak kaplamalar kısmından istediğim mesela asfalt kaplaması veya buradaki color renk kısımlarından renge duyarlı olarak isme duyarlı olarak seçim yapabilirim. Mesela buradan small dediğimde veya buradan list olarak seçtiğimde bakın list view olarak seçtiğimde yanlarında isimleri de olacaktır. Buradan seçim yapabilirsiniz. Bunları kullanarak istediğiniz şekillerde isterseniz large yaparak daha büyük görebilirsiniz. İstediğiniz renk paletlerini buradan tıklayarak bunlar üzerinde değişik yapabilirsiniz. Bakın mesela normalde şu açık renkler, beyazlar, mesela beyaz yakın olanlar seçtiğimde hepsi birden seçiyor. Niye? Çünkü komponent olduğu için. Hepsini mesela bir anda otomatikman değiştirmiş olduk arkadaşlar. İsmi de Antique White olarak geçiyor. Yeniden kaplama oluşturmak istediğinizde ise şuradaki artı simgesine basmanız yeterli. Tabii onunla ilgili sıfırdan bir değer çekerek kaplama detaylarını çok detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Komponentler kısmında bizim kullanmış olduğumuz komponentler hangileri ise onları görüyoruz. Piyon ve bizim iki tane karemiz. Bakın buradaki kareler. Bunlara isim de verebiliyorsunuz. Şöyle bir durum söz konusu. Bakın ben bir tane nesne çizdim. Nesneyi kaldırdım. 3 tıklamayla hepsini seçtim. Sağ tıkladım ve komponent dedim. Komponent ismi belirli. Bakın burada kare diyorum. Açıklamasını da yazabilirsiniz. Create dedim. Bakın kare olarak geldi. İstediğim şekilde buraya bunları çağırabilirim arkadaşlar. Her zaman çağırma imkanım var. Komponent menüsünden bunları çağırabilirim. İsterseniz Warehouse'a bağlanarak da farklı modeller çağırabilirsiniz. Mesela Apple diyelim. Şimdi bağlanmaya çalışıyor Warehouse'a. Warehouse üzerinden yani 3D Warehouse üzerinden bana elmaların gösterecek. Burada tıklayarak indirebilirim arkadaşlar. Buradan giriş yapmamı istiyor. Bunları indirerek buraya aktarabilirim. Yani illa gidip de 3D Warehouse'a bağlanmanıza gerek yok. Böyle bir de hız söz konusu arkadaşlar. İkinci kısım işte stiller arkadaşlar. Aslında stillerde güzel özellikler var. Mesela biz her zaman söylediğimiz bir kısım var. Çizim yaparken arkadaşlar şuradaki edit kısmına geldiğinizde şuradaki profil ve dashes kısmını kaldırdığınızda arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çizim yaparsınız. Bakın çok sahne çok rahatladı. SketchUp'ı açar açmaz bunu bir alışkanlık haline getirirseniz stil kısmından profil ve dashes kısmını kaldırın. Çok hızlı şekilde hareket edersiniz. Profiller bu çizgi etrafında bir siyahlık atıyor. O siyahlık da aslında SketchUp'a biraz yük bindiriyor arkadaşlar. Mesela o siyahlık aslında şu. Mesela bunu 5 yapalım. Görüyor musunuz? Daha fazla bir yeri bir kalınlık haline geldi. Bunu kaldırdığımda çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Burada set kısmında stiller var arkadaşlar. İşte renk stilleri, default, foto gibi renk stillerine geldiğinizde mesela bakın bunu seçtiğimde arkadaşlar kendine göre arka plan veya ön plandaki objelerin renklerini değiştiriyor. Şu default hali bu da isterseniz kendi çizimize göre bunları değiştirip buradaki oluşturmuş olduğunuz sahneye sağ tıklayarak update derseniz artık sürekli bu tonda çalışarak gidersiniz. Değişik şekillerdeki default stillerden de şuradan da yine buradaki stilleri değiştirip kullanma şeklinde sahipsiniz. Mesela buradan da bakın bu şekilde eskiz, kara kalem gibi, blueprint gibi çalışma şekilleri var arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğinizde şu bizim standart olarak kullandığımız kullanım hali ona geçebilirsiniz tekrar. Onun haricinde arkadaşlar stiller etiketleri gördük. Shadow kısmı var. Önemli aslında. Zaman kısmında gün, ay, yıl olarak mesela burada aylar, burada ışığın, ekrandaki ışığın açılıp kapanması şu an çok kendini belli etmiyor. Şuradan ışığı açalım bakın arkadaşlar. Mesela şöyle bir düşünme yapabiliriz veya aylara göre bakın bu gölgeyi çevirebilirsiniz. Bunlar aylara göre dönüyor. Şuradan da saati ayarlayabilirsiniz. Saat işte 8:50'den başlar, akşam saatlerine kadar devam eden bir durum olarak bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir durum. Gölgeler aslında çalışırken kapalı olması gerekiyor. Kapatırsanız çok rahat bir şekilde çalışırsınız. SketchUp içerisinde bu geçerli arkadaşlar. İkinci kısım ise sahneler kısmı. Sahneler kısmı önemli. İlk derste göstermiştik. Bir tane sahne oluşturmuştum arkadaşlar. Mesela bir buradan bir sahne. Diyelim ki mesela buradan bir sahne oluşturmak istiyorum. Bastım artı simgesine. İşte bakıyorum bir üstten bir sahne oluşturmak istiyorum. Bunlar kayıtlı sahneler ve kayıtlı sahnelere benim SketchUp'ta
çok rahat çalışmamı sağlayacak komutlar. Artı simgesine bastım. Tekrar bir sahne daha veya şuradan tekrar mesela böyle bir artistik bir görüntü almak istiyorum diyelim arkadaşlar. Şu şekilde buradan da bir sahne oluşturduğumda bu sahneler bakın burada görünüyor. 1, 2, 3 ve 4. 3'e bastım arkadaşlar. Üstten görüyorum. 2'ye bastım. Zeminden görüyorum. 1'e bastığımda ise ilk modelleme halinden tam dikey şekilde görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde gerek iç mekanda gerek dış mekanda sahneler oluşturarak bunları yapabilirsiniz. Burası SketchUp'ın öğrenim ekranı. Bu Soft'un Edge kısmından bu nesneleri soft yapabilirsiniz. Mesela bakın geldim seçtim. Bakın arkadaşlar şu kısımlara dikkat edin. Bakın iyice softluğu artıracağım. Görüyor musunuz? İyice soft hale geldi. Yani köşe ve kenar bir kısımlarının belirginlikten çıkıyor. Bakın en sonda bu şekilde arkadaşlar. Normalde benim objem bu şekildeymiş. Ama ben objeyi bu şekilde daha soft hale getirerek daha kaliteli bir hale getirmiş oldum. Tabii ne kadar soft olursa o kadar da sahnedeki yoğunluğu artar arkadaşlar. Bu sağ taraftaki menüleri arkadaşlar şuradaki Window Default Tray kısmından artırabilirsiniz. Fog, Sis menüsü, Photo Match, fotoğraf üzerinden modelleme tekniği, Overlays konusu yeni gelmişti. Onlara daha sonra değineceğiz. Outliner menüsü de komponent ve grupların altındaki farklı nesneleri göstermek için gerekli olan bir liste. Ama şu an için şurada görünen nesneler ve ekipmanlar arkadaşlar bizim SketchUp'ı kullanmamız için çok fazlasıyla yeterli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu dersimizde SketchUp'ın sağ taraftaki önemli menülerini görmüş olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın kanalımıza abone olmalarını rica ederiz. Çünkü çok kaliteli videolar geldiği zaman bunlardan haberdar olup kendinizi daha iyi şekilde geliştirip daha iyi kaliteli işler yapmanız için kanalımızı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. SketchUp Türkiye Facebook adresimizden de yapmış olduğunuz çalışmaları orada yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İstek dersler varsa kesinlikle yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.